Manisa TV ekranından herkese mutlu akşamlar diliyoruz sevgili seyircilerimiz. Dünyadan, Türkiye'den ve Manisa'dan gelişmelerle bu akşamda karşınızdayız. Sevgili seyircilerimiz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. Putin'in Pekin Olimpiyatları oyunlarından döndükten sonra Türkiye'ye gelişi için tarih vereceğini söyledi. Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan Dışişleri Bakanı ile özel temsilcisinin katılacağını da açıkladı. Ocak ayı içinde bazı tarih önerileri oldu karşılıklı ama... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve yurt dışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Temon'la ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye davetini kabul ettiğini açıkladı. Ocak ayı içinde bazı tarih önerileri oldu karşılıklı ama uymadı. Şimdi önümüzdeki süre içinde özellikle Putin'in Pekin Olimpiyatlarından döndükten sonra bir tarih verebileceklerini de arkadaşlarımıza söylemişler. Bugün Peskov da bu doğrultuda bir açıklama yaptı. Biz Ukrayna'ya gideceğiz, zirvemizi gerçekleştireceğiz. Ve bu en kısa zamanda Rusya ile de bu zirveyi gerçekleştirmek istiyoruz. Rusya-Ukrayna gerilimine de değinen Çavuşoğlu, gerginliğin çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini söyledik ifadelerini kullandı. Böyle bir gerginliğin çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini söyledik. Bu telkinlerimizi hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya iletirken uluslararası platformlarda da bunun nasıl önlenebileceği konusunda düşüncelerimizi de aktardık. Bunlardan bir tanesi de NATO. 14 Ocak 2022'de Ermenistan'la Türkiye'nin özel temsilcileri Rusya'da bir araya gelmişti. Konu hakkında konuşan Dışişleri Bakanı, normalleşme sürecinin güven artırıcı adımlarla devam ettiğini söyledi. Ermenistan'la başlattığımız, Azerbaycan'ın da desteklediği normalleşme süreci güven artırıcı adımlarla devam ediyor. Özel temsilcilerimiz ilk toplantısını, yüz yüze ilk toplantısını gerçekleştirdiler Moskova'da. Ve doğrudan bir araya geldiler herhangi bir aracı olmadan. Uçuşlar da Şubat ayı itibariyle biliyorsunuz karşılıklı uçuşlar. Bir Türk firması, bir Ermeni firma uçuşlara başlayacaklar. Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan Dışişleri Bakanı ile özel temsilcisinin katılacağını da açıkladı. Paşinyan en son Antalya Diplomasi Forumu'na katılabileceklerini söylediler. Yani davet ettiğimiz kişilerin katılabileceğini söyledi. Memnun oluruz. Çünkü Azerbaycan da geliyor. Burada Azerbaycan da düşüncelerini söylesin. Ermenistan da düşüncelerini söylesin. Aynı şekilde güven arttırıcı adımların da bir parçası olmuş olur. Afganistan'a 750 ton malzeme taşıyan insani yardım treni Ankara'dan yola çıktı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Böyle kadim kültüre sahip bir Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin bütün... Türkiye, Afganistan'da yaşanan insani trajediye duyarsız kalmıyor. Afganistan'a 750 ton malzeme taşıyan insani yardım treni Ankara'dan yola çıktı. Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun bütün mazlumların yanında olduğuna dikkat çekti. Bakan Kara İsmailoğlu, Türkiye dost kardeş ülke Afganistan halkının yanında olmuştur dedi. Böyle kadim kültüre sahip bir Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin bütün mazlumların, bütün iyiliğe ihtiyaç olanların yanında olduğu her zaman kendisini ispatlamıştır. Yine öyle dünyanın neresinde olursa olsun AFAD, İHA, Kızılay dünyanın her tarafında iyiliğe bir ele bir nefese muhtaç olan her yerde olduğu gibi yine dost kardeş ülke Afganistan halkının da yanında olmuştur. Bakan Kara İsmailoğlu iki trende yaklaşık 750 ton iyilik malzemesi olduğunu da sözlerine ekledi. İki trenimiz 47 vagondan oluşmakta ve yaklaşık 750 ton iyilik malzemesi taşımakta. 4168 kilometre yol kat ederek İran ve Türkmenistan üzerinden Afganistan'a ulaşacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada gönlü zengin olan bu işin hassasiyetinde olan bir milletin evladıyız ifadelerini kullandı. Biz Batı medeniyeti gibi vicdanını askıya alan bir millet değiliz.
Bunu altını çizerek söylüyorum. Son 4 yılda dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz ve milletiyiz. Oysa Amerika bizden daha zengin. Avrupa bizden daha zengin. Ama gönlü zengin olan, bu işin hassasiyetinde olan bir milletin evladıyız. İyilik treni AFAD koordinasyonunda bir araya gelen Türk Kızılay'la Türkiye Diyanet Vakfı, İHH Deniz Feneri Beşir Derneği, Hayrat Yardım Derneği, Sadaka Taşı Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Yedi Başak Derneği, Anda Derneği ve Umuda Koşanlar Derneği'nin Afganistan halkı için hazırladığı gıda, giyim, battaniye ve sağlık ve hijyen malzemelerinden oluşan 750 ton yardımı taşıyor. Trenin 46 vagonu bulunuyor. Abi yükleyin dur. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Akşener, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı. Akşener haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Akşener, eşiyle birlikte bir hafta karantinada olacağını belirtti. Akşener, sağlık durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekledi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener yaptığı açıklamada, "Yaptırdığım COVID testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz. Kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam." açıklamalarında bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2 haftalık yarı yıl tatilinden sonra da aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edileceğini açıkladı. Özer, öğretmenlik meslek kanunu teklifinin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlandığını belirtti. Bu 2 haftalık yarı yıl tatilinden sonra da aynı kararlılıkla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Özel Okullar Derneği Geleneksel Eğitim Sempozyumuna katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, ikinci dönemin başlangıcı ile ilgili salgına bağlı tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki tartışmalara değindi. İkinci dönem yüz yüze eğitim devam edecek dedi. Bu 2 haftalık yarı yıl tatilinden sonra da aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz. En sık sorulan sorular hep... Acaba tatil uzayacak mı? Ben de o soruyu soranlara şöyle cevap vermek istiyorum. Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanılacak yerler okullardır? Neden kafeler değildir, restoranlar değildir, neden AVM'ler değildir? Bizler eğer 21. yüzyılda iddialı bir ülke olmak istiyorsak, bölgesinde, dünyada üretimiyle, toplumsal barışıyla, demokrasi kültürüyle örnek teşkil eden bir ülke olmak istiyorsak beşeri sermayemize sürekli yatırım yapmak zorundayız. Eğitimde fırsat eşitliğini sürekli yükseltmek zorundayız. Öğretmenlik meslek kanununun da nihayete ermek üzere olduğunu açıklayan Özer, tüm paydaşların görüşü alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan tasarının şu an komisyonda olduğunu, yakında yasalaşacağını anlattı. Öğretmenlik meslek kanunu hazırlanarak tüm paydaşların görüşleri de alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teklif olarak verildi. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de öğretmenlik meslek kanununun genel görüşmeleri başladı. Ben ümit ediyorum ki yasalaştığı zaman öğretmenlik çok daha toplumsal olarak farklı bir aşamaya geçmiş olacak. Ülke gündemiyle devam edelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Kavcıoğlu enflasyonun 2022 yıl sonunda %23.2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz dedi. Enflasyon tahmin aralığımızın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporu 2022 1'in tanıtımı amacıyla bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kavcıoğlu, enflasyonun 2022 yılı sonunda %23,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda %23,2, 2023 yıl sonunda %8,2
ve 2024 yıl sonunda ise %5 seviyelerine tekabül etmektedir. Böylece 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 11.4 puanlık güncellemeyle %11.8'den %23.2'ye yükselttik. Enflasyonun tarihi yüksek seviyelere ulaştığını görüyoruz diyen Kavcıoğlu açıklamasını şu sözlerle sürdürdü. Enflasyondaki yükselişte temel mal, gıda ve enerji grupları öne çıktı. Uzun dönemli eğilim gösteren 12 aylık birikimli cari dengedeki iyileşmenin 2021 Kasım ayında devam etmesinin yanı sıra bir miktar ivme kaybettiğine dikkat çeken Kavcıoğlu, cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vereceğini öngörüyoruz dedi. Uzun dönemli eğilimi gösteren 12 aylık birikimli cari dengedeki iyileşme Kasım ayında devam etmekle birlikte bir miktar ivme kaybetti. Altın ve enerji hariç bakıldığında yıllık cari dengedeki iyileşmenin sürmekte olduğunu görüyoruz. Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin güçlenerek devam etmesinin önümüzdeki dönemde dış finansman ihtiyacını azaltarak ülke risk primini olumlu etkilemesi beklenmektedir. Bu çerçevede cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vereceğini öngörüyoruz. Merkez Bankası Başkanı, TL'yi öncelikleyen geniş kapsamlı bir gözden geçirme süreci yürüttüklerini belirtti. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla Merkez Bankası'nın tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütüyoruz. Kavcıoğlu, ham petrol fiyat varsayımlarını da açıkladı. Ham petrol fiyatlarına ilişkin varsayımlarımız 2022 yılında ortalama 80.4 ABD dolarına, 2023 yılında ise ortalama 74.3 ABD dolarına güncellendi. Şahap Kavcıoğlu, 2022 sonu için enflasyon tahmini %23,2, 2023 yıl sonu enflasyon tahmini de %8,2 diye konuştu. 2023 yılı sonu enflasyon tahmininde %7'den %8,2'ye yükselttik. Başlangıç koşullarındaki güncellemenin enflasyonun ana eğilimine etkileri 2023 yıl sonu enflasyon tahminini 0,8 puan artırdı. Diğer yandan gıda enflasyonu varsayımındaki güncelleme tahmini 0,1 puan arttı. Asgari ücrette vergi istisnasının detayları netleşti. Buna göre asgari ücret tutarı olan 5.004 liradan sadece sigorta kesintileri yapılırken bunun üzerinde ücret alanlarınsa asgari ücrete isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisi alınmayacak. Asgari geçim indirimi ise uygulamadan kaldırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gelir vergisi genel tebliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeye göre 2022 yıl için belirlenen asgari ücret tutarı olan 5.004 liradan sadece sigorta kesintileri yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecek. Asgari ücretliye net 4.253,40 lira ödenecek. Asgari ücretin üzerinde ücret alanların ise asgari ücrete isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisi alınmayacak. Ücret gelirleri, asgari ücretin üzerinde olan çalışanların ücretlerinin asgari ücret matrağı kadarlık kısmı gelir vergisinden istisna edilecek. Yine brüt asgari ücret tutarına isabet eden kısmı da damga vergisinden istisna tutulacak. Örneğin brüt ücreti 8.000 lira olan bir çalışandan istisna nedeniyle 638 lira gelir vergisi, 37,98 lira damga vergisi alınmayacak. İstisna nedeniyle alınmayacak vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşmayacak. Yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmayacak. Yine ülkeden bir gelişmeyle devam edelim. Necip Hablimitoğlu suikastinin katil zanlılarından kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkur MİT tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirilerek emniyete teslim edildi.
FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını ele alan Köstebek adlı kitabını yayınlayamadan 18 Aralık 2002'de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Ankara Emniyetine teslim edildi. MİT'ten yapılan açıklamada, hakkında Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce silahlı terör örgütüne üye olma ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, tasarlayarak öldürme suçlarından yakalama kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015'te yakalanan ve içinde bomba yapımında kullanılan mühimmat bulunan soğan tırları soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna'ya kaçmıştı denildi. Ukrayna'da bulunduğu dönemde Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin süreç devam ederken, FETÖ medya organlarında da yayınlanan röportajlarında FETÖ söylemlerini kullanarak Türkiye, Türk devlet kurumları ve devlet büyükleri aleyhine asılsız iddialarıyla bulunan Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna makamlarına yaptığı iltica talepleri reddedilmişti. Nuri Gökhan Bozkır, adli işlemleri gerçekleştirilmek üzere MİT tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sevgili seyircilerimiz, Batman Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ikla çalışması sonucu iki PKK'lı terörist Habur Hudut sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler aileleriyle buluştu. Batman Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması sonucu Habur sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim olan iki PKK'lı terörist aileleriyle buluştu. Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, PKK, KCK, PYD, YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmaları amacıyla aileleriyle birlikte ikna çalışmalarını sürdürüyor. İkna edilen terör örgütü üyesi, iki kişi daha Habur sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Silopi Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden 23 Ocak günü teslim alınan örgüt mensuplarının adli tahkikatları Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürerken şahıslar 26 Ocak günü aileleriyle buluştu. Teröristlerden birinin 2017 yılında Fransa'da terör örgütüne katıldığı ve hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı bulunduğu, diğerinin ise 2014 yılında İstanbul'da terör örgütüne katıldığı ve hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı bulunduğu öğrenildi. Örgüt mensupları ifadelerinde çeşitli vaatlerle kandırılarak PKK-KCK silahlı terör örgütüne katıldıklarını, örgütün yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağladığını, örgüt hakkında anlatılanlarla dağdaki yaşamın bağdaşmadığını, örgüt içerisinden çok defa kaçmaya teşebbüs ettiklerini fakat yakalanarak aylarca tutsak kaldıklarını, aç susuz bırakıldıklarını, zor koşullara rağmen sonunda örgütten kaçmayı başararak Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla güvenlik güçlerine teslim olduklarını söylediler. Oradaki hayat, oradaki şey bilindiği gibi değildir. Örgütten kaçan iki kişi kendileri gibi terör örgütünden kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu olduğunu fakat örgütün yapacağı işkence ve infaz gibi ağır cezalarla aç susuz bırakılacaklarından dolayı korktuklarını, örgütten kaçma arayışı içerisinde olanların korkmamaları gerektiğini belirttiler. Devlet görevlilerinin kendilerini çok sıcak karşıladığını da ifade eden iki terörist vermiş oldukları bu karar nedeniyle çok mutlu olduklarını dile getirdi. Teslim olan PKK'lı kadının annesi yıllardır vazgeçmeden çocuğunu beklediğini belirtti. 8 senedir bekliyorum. Çok mutluyum gerçekten. Bütün emekleri geçen arkadaşlara, memurlara Allah razı olsun. Batman Emniyetimize çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne Diyarbakır annelerine de seslendi. Bütün annelere sesleniyorum. Hiç vazgeçmesinler. Ben vazgeçmedim. 8 senedir hep gözüm yollardaydı. Bir gün mutlaka gelecek dedim. Hiç kimse vazgeçmesin çocuğundan. Beklesinler. Bir gün mutlaka kavuşurlar. Çok mutluyum. Diyarbakır'daki bütün annelere inşallah onlar da kavuşur çocuklarına.
ve Manisa'dan haberlerle devam edelim. Ombudsman Manisalılarla buluşuyor çerçevesinde kamu baş denetçisi Şeref Malkoç basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Manisa'dan kamu denetçiliği kurumuna gelen başvuruları basın mensuplarıyla değerlendiren Malkoç, basın sektörünün sorunlarını da dinledi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Biriminin sözleşme makamı olduğu insan haklarının korunması ve tanıtımında kamu denetçiliği kurumunun rolünün güçlendirilmesi için teknik destek projesi kapsamında kamu baş denetçisi Şeref Malkoç ve kamu denetçiliği kurumu temsilcileri basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ombudsman Manisalılarla buluşuyor temalı verilen bölgesel konferans kapsamında kamu baş denetçisi Şeref Malkoç açıklamalarda bulundu. Malkoç önce ombudsmanlığın arabuluculuk ve şeffaflık rolü üzerinde durdu. İdarenin de hasmı değil, idareye de dostane çözüm sunan, idarecilere yol gösteren, tavsiye kararında bulunan bir kurum. Ardından kamu hizmetlerinin sayısının artmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti ve şöyle konuştu. Son 10-15 yılda Türkiye'de her alanda hem kamu hizmetlerinin niteliği, sayısı arttı, kalitesi arttı, çeşitliliği arttı. Bu memnuniyet verici bir şey. Özellikle Türkiye'de son yıllarda her türlü alanda gelişme var. Ulaşımda hızlı trenden yollara varıncaya kadar, hastanelerden sağlık hizmetlerine kadar bunların çeşitliliği artıyor. Bunun yanında hizmetlerle birlikte vatandaşın istek ve talepleri, arzuları, şikayetleri de artıyor. Ama memnuniyet verici olan şey şu, bu hizmetlerin sunulmasının yanında eğer hizmetlerden memnuniyetsizlik varsa veya daha iyi olsun diye talepler varsa bunu dinleyen kurumların sayısının artması ve böyle kurumların kurulması. Malkoç, 2021 yılında 20 bin başvuru geldiğini belirterek Manisa'nın oranını açıkladı. Bize yapılan başvurularda Türkiye ortalamasının üzerinde bir başvuru aldık Manisa'dan. 1332 başvuru aldık Manisa'dan. Bu konuda ben haklıyım veya hakkımı arıyorum diye ilgili kurumlara başvurmasıdır. Bizim için önemli olan, yani bir hak arama kurumu olan kamu denetçiliği kurumu için önemli olan bu. Malkoç, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İletişim Başkanı Bahreddin Altun Bey, gerekse Türkiye Büyükler Meclisi'nde dijital platformu komisyonunda gerektiği bilgiler 13 Ocak tarihinde düzenlenen toplantıda verildi. Basın mensupları da Malkoç ve kamu denetçiliği kurum temsilcilerine yazılı ve görsel basın sektöründe yaşanan sorunları aktardı. Malkoç, basın mensuplarından gelen talepleri yetkili kurum ve kuruluşlara ileteceklerinin sözünü verdi. Bu şekilde gönderin. Biz ilgili kurumlarla sizleri buluşturalım ve çözüm için birlikte çaba verelim. Anlaştık mı? Karamsarlık yok. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Ombudsman Manisalılarla buluşuyor toplantısı dolayısıyla Manisa'ya gelen kamu baş denetçisi Şeref Malkoç, beraberindeki kamu denetçileriyle birlikte Vali Yaşar Karadeniz'in katılımıyla toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi. Kamu denetçiliği nedir? Vatandaşlar nasıl başvurabilir? Bu toplantıda anlatıldı. İyileştirmeler oluyor fakat yetersiz kalıyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Biriminin sözleşme makamı olduğu insan haklarının korunması ve tanıtımında kamu denetçiliği kurumunun rolünün güçlendirilmesi için teknik destek projesi kapsamında düzenlenen bölgesel konferansların 8.si Manisa'da yapıldı. Ombudsman Manisalılarla buluşuyor programı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Manisa Corabay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ataç, il ve ilçe kaymakamları, kamu denetçileri ve kamu denetçiliği kurumu temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve basın medya temsilcileri, üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kamu Denetçiliği Kurumu'nun vatandaşlar tarafından daha bilinir kılınması gerektiğini belirten Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, bu nedenle düzenlenen etkinlikler için baş denetçi Malkoç'a teşekkürlerini iletti. Yargı yoluyla yerine getirmek hem çok devletimiz açısından da diğer devletler açısından da yüksek maliyetli, hem zaman alıcı ve çok sayıda işlemin birikmesinden dolayı da işlemin gecikmesi de hukukun gerçek anlamıyla yerine getirilmesinde zaman zaman problemler oluşturabilecektir. Başka kanallardan çözüme kavuşturulması ve sözümün başında bahsettiğim o güven duygusunun yeniden inşa edilmesini sağlayıcı unsurlar düşünülmüştür ki bunlardan bir tanesi de Kuzey Avrupa ülkelerinde dilimize giren ombudsmanlık, yani kamu denetçiliği bu amaca yöneliktir. Ben öncelikle bu programın ilimizde de gerçekleşmesini sağlayan kamu baş denetçisi Sayın Şeref Malkoç başta olmak üzere tüm çalışma ekibine huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Manisa Coğrafya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ataç, ombudsmanlığın çok önemli bir görevi üstlendiğinin altını çizerek üniversitede geliştirilen yeni projeden bahsetti. İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır. Yargının yükünü azaltmak, kamu kurum ve kuruluşların yaptıkları eksiklikler, göremediklerinden dolayı topluma yanlışlarını düzeltme fırsatı vermesine binaen çok önemli bir nokta. Yani yanlışlarımızı düzeltme fırsatı vermesi için aracı bir kurum olarak hakikaten bugüne kadar çok önemli görevler yaptı. Şu an bu toplantıya taalluk eden en büyük projelerimizden biri de sosyal arabuluculuktur. Yargıda resmi arabuluculuk noktasında görev yapan kardeşlerimizin alanlarına girmeden bizim öğrencilerimiz arasında, öğrencilerimizle hocalarımız arasında yaşanan sorunlarımızın giderilmesi için kampüs arabulucu sisteminin İnşallah 2022'de hayata geçmesini sağlayacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaş odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, vatandaşların taleplerini inceleyerek tavsiye kararları veren Kamu Denetçiliği Kurumu'na teşekkürlerini iletti. Büyükşehir Belediye'mizin 185 Çözüm Merkezi Birimi ve resmi sosyal medya hesaplarıyla birlikte CİMER ve Açık Kapı gibi çeşitli kanallarla hemşerilerimizin sesine kulak veriyor, onların talep ve isteklerini hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Tüm ilçelerimizde koordinasyon merkezleri kurarak büyükşehirin hiçbir vatandaşımıza uzak olmadığını gösterdik. Ayrıca Muhtarlık İşleri Dairesi ve İlçe Hizmetleri Dairesi başkanlıklarını oluşturarak halkımızın büyükşehir belediyemizden taleplerini muhtarlarımız aracılığıyla bizlere hızlı bir şekilde ulaştırılmasını da sağlamış olduk. Vatandaş odaklı hizmet anlayışımızla şehrimizin artık kangren haline gelmiş olan sorunların üstüne kararlılıkla gittik. Üretken belediyecilik anlayışıyla bütçesinden yatırımlara ve en çok kaynak ayıran belediyeler arasında her zaman zirvede olduğumuzu da buradan ifade etmek istiyorum. Onlarca hizmet ve yatırımımızın sadece geçtiğimiz yıl büyükşehir ve MASKİ toplamında 891 milyon 757 bin Türk lirası yatırım gerçekleştirdik. Bugüne kadar ise 4 milyar 803 milyon 526 bin Türk liralık hizmet ve yatırım yaptık. Bu bağlamda değerli baş denetçimiz Sayın Şeref Malkoç Bey'e ve ekibine bu önemli konuya sağladığı katkılar nedeniyle buradan teşekkür ediyorum. Kamu baş denetçisi Şeref Malkoç, son yıllarda Türkiye'de hak ve özgürlüklerin korunması konusunda önemli değişiklikler yapıldığını belirterek kurumun bir soruna karşı yaklaşımını açıkladı. Bizim gibi kurumlara yapılan başvurularla 2021 yılında 8 milyon başvuru, yani Türkiye'nin 18 yaş üstü nüfusunun %15'i hemen hemen bir kuruma müracaat etmiş, derdini, şikayetini, talebini, hizmet aldığı kalitesinin yükselmesini istemiş. Bu mutluluk verici bir şey. Şükür toplumu olmamızın yanı sıra şikayet etme kabiliyetini, talep etme kabiliyetine sahip olan bir
toplum haline gelmemiz de fevkalade önemli. Öte yandan Malkoç, vatandaşların kamu denetçiliği kurumuna nasıl başvuracağını anlattı. Kamu denetçiliği kurumuna başvurmada herhangi bir şekil şartı yok. Dileğini, isteğini, talebini ilet. İmzanı yaz, adını, soyadını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranı belirt, yeter. Arkadaşlar onun dışındaki eksiklikleri gideriyorlar. İkincisi, başvuru parası, harç parası, pul parası, bilirkişi parası, keşif parası ödeniyorsunuz. Tümünü kamu denetçiliği kurumu karşılıyor. Yine 6328 sayılı kanunda belirtildiği gibi müracaattan itibaren en geç 6 ay içerisinde karar veriyoruz. Tavsiye kararı veriyoruz. Tavsiye kararının dışında dostane çözüm kararlarımız var. Konuşmaların ardından serbest kürsü uygulamasında muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri görüş, öneri, düşünce, şikayet ve beklentilerini dile getirdi. Sayın Başkanım, Marsa Etkinlik Sendikası İl Başkanlığı olarak burada bulunmakta olarak sektör üyelerimizin Marsa'da pandemi... Toplantı, katılımcıların çeşitli konularda görüşlerinin aktarmasının ardından baş denetçi Malkoç ve kamu denetçilerinin soruları yanıtlaması ve çekilen fotoğrafla son buldu. Teşekkür ederiz. Özlem Hanım. Yunus Emre Belediyesi'nin iyi bir lise ve üniversite eğitimi almak isteyen 8-12. Sınıf ve mezun öğrencilere yönelik kurduğu Yunus Emre Gençlik Eğitim Merkezi'nde ikinci dönem için kayıtlar başladı. Eşittir diyorum. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için eğitimlerini sürdüren YEGEM'de ikinci dönem kayıtları başladı. Her yıl başarılı öğrencilerin yetiştiği YEGEM'de eğitimlerin sürdüğünü vurgulayan Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, kayıt yaptırmak isteyen aileleri kuruma davet etti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, alanında uzman eğitimcilerimizle eğitimlerimiz sürüyor. Bu yılda öğrencilerimizi hedeflerine ulaştırmada yardımcı olmak için çalışıyoruz. YEGEM'den ikinci dönemde faydalanmak isteyenler için kayıtlarımız başladı. Kayıt yaptırmak isteyen 8-12. Sınıf ve mezun öğrencilerimizi Çağatay Uluçay İlkokulu karşısında bulunan kurumumuza bekliyoruz dedi. Öte yandan kayıt işlemleri hakkında bilgi almak isteyen veliler 444-6209 numaralı Yunus Emre Belediyesi Çağrı Merkezi'nden detaylı bilgi alabilecek. Bana el kuvveti kaç Newton olur söyler misin? Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı Türkiye Basketbol Ligi'nde Fethiye Belediyesi ile yapacağı maçın hazırlıklarını baş antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde sürdürdü. Mücadele 30 Ocak Pazar günü saat 14'te oynanacak. Karşılaşma Manisa TV'den de canlı yayınlanacak. Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden ve son 10 maçında 9 galibiyet alan Manisa Büyükşehir Belediyespor Fethiye Belediyesi ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Baş antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdüren Yeşil Beyazlı takımda hedef galibiyet serisini devam ettirmek. Mücadele 30 Ocak Pazar günü saat 14'te oynanacak. Karşılaşma Manisa TV'den de canlı yayınlanacak. Ligin ilk yarısında oynanan mücadelede 83-80'lik skorla Yeşil Beyazlı dev adamlar galibiyetle ayrılmıştı. Basketbol şube sorumlusu Bora Çaylan, son iki haftada evimizde sıralamada üstümüzde yer alan iki takımı da yenerek galibiyet sayımızı eşitledik. İyi performansımızı bu maçta da devam ettirmek istiyoruz dedi. Sevgili seyircilerimiz, bu akşam da Manisa TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Bültenimizin hemen ardından dünyadan gelişmelerin yer aldığı dünya turumuz ekranlarınızda olacak. Mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.